be sen de. Nasıl gidiyor iş güç? Çok yoğunuz Mehmet Bey. Bütün odalarımız dolu. Kasım başına kadar da böyle devam ediyor. İyi. İyi, güzel. Bu kızı tanıyor musun? Hayır ama kendisi Yusuf Bey'in misafiriydi. Daha az önce çıktı yukarı. Şimdi iniyor. Burnundan solduğuna göre pek iyi bir görüşme olmamış galiba. Neyse, kolay gelsin. Sağ olun. Hava. Ne var? Eve bırakayım istersen. İstemez. Konağa mı geçiyoruz Yusuf Bey? Yok Murat, benim bir süre daha işim var burada. Sen yemek ye, keyfine bak. Birazdan beraber çıkarız. Sağ olun beyim, nasıl isterseniz. Havva'yı gördün mü çıkarken? Gördüm beyim. Eve bırakayım dediydim. Ters dedi kızı da. Kızdırdım onu biraz. Şimdi de gönlünü almam lazım. Aa, ne oldu kızım? Hani yemeğe gelmeyecektin? Beni işe almadılar anne. Nedenmiş o? Onların aradıkları özellikler bende yokmuş çünkü. Aman boş ver. Sana iş mi yok? Gel bak, bamya yaptım, seversin. Gel otur ye. Yemeyeceğim anne. Karamel artık senin. O artık senin adın. Ne yani, sen şimdi atını bana mı hediye ediyorsun? Hı hı. Al sende kalsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve sizi bekliyor efendim. Yiyorlar mı hala? Seslenirlerse diye bekliyorum ben de. Aferin kızım. Sen buralara göz kulak ol. Ben bir ablama gidip geleceğim, tamam mı? Tamam abla. İyi haydi.
sevince. Sevince durma durma koş ardından. Zaman yoktur git aşkı iste ondan. Sevince tüm insanlar bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Aşık oldum galiba yavaştan. Aptal Havva. Aptalsın. Anladın mı adamın niyetini sonunda? Hı? Aptal. Bir bu eksikti. Niye açmıyorsun telefonunu? Duymadım. Hani parmağında yüzük? Halbuki bir hevesinen koca taşı görmeye geldiydim. Kendine sandığın yüzük Hamiyet Hanım'ın göz bebeğiymiş meğer. Tamam teyze. Sen haklı çıktın. Derdi beni yatağa atmakmış. Anladım. Bana evlenme teklif edecek diye hayal kurarken otel odasından anahtarını gönderdi paşa. Ama ben dedim, ayağın yere bassın. Yusuf'u ağa düşürmek o kadar kolay değil dedim. Sen uçtun gittin. Teyze ne olur bu gece üstüme gelme. Anahtarı yolladı. Ben de bir ışımla yukarı çıktım. Sen beni ne sandın dedim. Bastım tokadı eve geldim. Ne? Duydun işte teyze, duydun ya. Sende hiç akıl yok. Ha karşısına geçip ben senin eğlencen değil karın olacağım demişsin açıktan. Ha tokatlamışsın. Bu iş bitti. Sen o tokadı koca Yusuf Hancıoğlu'na değil, kendi geleceğine atmışsın. Hayır, üstürbuyla postanı koysan neyse. Artık yüzüne bakmasa yeridir. Ne yapsaydım teyze? Ben de senin için ölüyorum, bitiyorum deyip kollarına mı bıraksaydım kendimi? Öyle mi yapsaydım? Sen daha dik o kırlası burnunu, emi. Aferin. Kız, bir lafı söylemenin 50 türlü yolu var. Ama nerede sende o akıl? Saman alevi gibi hemen yanıyorsun. Sade karşındakini yaksa ateşin neyse. Kendin de yanıyorsun, haberin yok. Teyze. Kusura bakma. Ben her gün elin adamlarıyla oyun çevirmiyorum. Kan beynime sıçradı, ne yapayım? Söz dinle. Dinle ki burnun kabartmasın. Kız bir düşün. Ne kadar yaklaşmıştın. Yusuf'un dikkatini nasıl çekelim derken sen ondan balona bindin kız. Tam odasına çağırmışken mağrur bir edayla böyle yapmanız beni çok kırdı diyecektin. O zaman Yusuf bunun altında ezim ezim ezilirdi. O mahcubiyetine sana daha çok yakınlaşırdı. Seni başka kızlarla aynı kefeye koydu diye pişman olup gönlünü almaya çalışırdı.
Ama sen kalk tokat at. Marifet ya. Kızım, erkekler ezik kadınları sever. Dik başlıları değil. Çok yaklaşmıştık değil mi teyze? Ne fayda? Bildiğini okudun gene. Ulu sözü dinlemeyen ulur kalır dediydim. Aha, aha. Teyze. Çok kızmış mıdır? Yok canım, hiç kızmamıştır. Niye kızsın? Kızım bir de soruyor mu? Bu yaptığını sineye çekmez o. Teyzem. Sen bir yoklasan. Gördüğün zaman lafını açsan, benden bahsetsen. Ha? Sen anlarsın kızıp kızmadığını. Sen yık geç. Arkanı ben toplayayım, öyle mi? Ne olur teyze? Ne kaybedersin? Onu en iyi sen tanıyorsun. Ya anladım sonunda. Ha biraz geç oldu ama anladım. Belertme öyle gözlerini. Bakacağız. Ama sözümü dinleyeceksin. Şayet aranızın düzelmesi için bir ihtimal varsa dediğimden katiyen çıkmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Söz. Ama sen de öğren kızmış mı kızmamış mı? İyi. Ah. Ben de buraya yazıyorum. Bu gecenin bedelini ağır ödeteceğim ona. Çok ağır ödeteceğim. Ali, gece vakti seni rahatsız ettik. Kusura bakma. Ne demek Yusuf Bey? Estağfurullah. Buyurun. Yok, bu değil, başka bir şey. Yusuf Bey, bu aralar çok giden bir parfümümüz var. İsterseniz bir de onu deneteyim. Olur, bakayım. Bu da değil ya, başka bir şey. Siz bana nasıl bir şey olduğunu söyleyin. Ben de ona göre yardımcı olmaya çalışayım. Baharat mı, şeker mi, yoksa çiçek mi? Ha bak, çiçek olabilir. Yasemin kokulu parfümün var mı? Olmaz mı? Buyurun. Ona bakayım bir. Buraya sık. Olsun.
Buyurun Zübre. Murat, yapacaklarını kağıda yazdım. Bunları bugün hallet. Tamam Zübre. Günaydın beyim. Günaydın abla. İyisin inşallah. İyiyim abla, sağ ol. Havva börek yapmış sabah sabah. Bize getirmiş, sen de seversin diye ikram edeyim dedim. Çayı da gönderirim şimdi. Sana afiyet olsun. Sağ ol abla. Alo teyze, gördün mü Yusuf'u? Çok kızmış mı bana? Dur, dur. Bu kadar heyecan bünyeye zarar ortağım. Şakayı bırak teyze, uzatma ne olur. Hadi gene iyisin. Yusuf o kadar kızmamış belli. Ya, kızmamış mı bana yani? Bilmiyorum, ya hiç kızmadı ya da çok kızdı, adını sanını sildi, yokmuşun gibi davranıyor. Umarım bu son söylediğin gibi değildir teyze. Günaydın Remzi abi. Hava evde mi? Günaydın. Buyur geç. Hava! Misafirim var. Efendim baba. Günaydın. Günaydın Murat. Hoş geldin. Hayırdır? Ben gidiyordum zaten. Anana söylersin kızım. Tamam baba. Hayırdır Murat, söylesene niye geldin? Bunu Yusuf Bey gönderdi. Ya. Ne ki bu? Yasemin kokuyor bu. Ben gideyim artık. Sağ ol Murat. Alo teyze. Kızmamış. Aklından da silmemiş. Kız ne oluyor? Çığırtkanlığı bırak da anlat hele. Murat geldi şimdi. Şey, Yusuf Bey özür dilemek için parfüm göndermiş. Hem de Yasemin teyze. Sen ne yaptın, aldın mı? Aldım tabii. Başka ne yapacaktın? Hemen geri ver. O niye ya? Anlamış işte hatasını. Ne güzel. Hemen bir ay çalışsam alamam böyle bir parfüm teyze. Havva. Beni kendine bulaştırma. Ver dedi. Sen vereceksin. Ne konuştuk senden dün? Ha? Hani sözümü dinleyecektin? Tamam teyze. Bana bak. Bundan sonra ne yollarsa yollasın gerisin geri göndereceksin. Anladın mı? Anladım. Tamam. Murat, al bunu Yusuf Bey'e götür. Neden, kabul etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Yusuf Bey kırılabilir ama.
Onun sorunu Murat. Sen dediğimi yap. Peki. Efendim teyze. Ne yaptın? Geri verdin mi? Ver dedim, verdim. Kontrole mi aradın? Kız bozuk atacağına beni dinle. Ağırdan satacaksın kendini. Bir şişe parfüm nedir ki? Bakalım. Geri yolladığını görünce ne yapacak? Gerçi sesi çıkmaz. Şimdi işi vardı sabah. Ne işi? Havaalanına gidecekti Asiye'yi almaya. Asiye kim ya? Betül bitti. Asiye mi çıktı şimdi başımıza teyze? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.